Telefon burada masamın üstünde duruyor. Mesela ben örnek müşteri geliyor ya da bir şey o zaman onu kapatıyorum ya. Kapatma hemen 10 dakika sonra arayıp mesela kızıyor. Korkarak uyanmış böyle. Sonra diyorum ki sen diyorum nasıl hani benim kapattığımı diyorum nasıl anladın diyorum. Telefon kapanınca işte ekran şık sesi geliyormuş ondan dolayı. Bu gündüz uyuyor, gece uyuyor, sürekli uyuyor mu bu? Ya ben İşte Züleyha'ya gece ne yaptığını sesleniyorum. Şimdi bilmiyoruz. kiminle uyuyorsun sen ya? Hangi safa iyi niyetli insanlara sen sesini nefesini dinlettiriyorsun? Ya Müge Hanım gerçekten çıldıracağım, saçımı başımı yolacağım artık ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aynı şekilde ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ya Yani şu bak. anda gerçekten mesajlar geliyor bizim ya. Çok tatlı ya. Yusuf Köksal da mesaj atmış. Hayırlı programlar. Ben 16 yıldır evliyim. Daha Buket'le böyle bir romantiklik yaşamadık. Hakikaten ya. Ben de şu yaşındayım. Bakın Yani Müge Hanım yani bazı şeyleri konuşmayı de yeni anlarım. duyuyorum. Yine Ablacığım böyle öyle bir ayağım izlenim veriyor titriyor. ki şimdi. Ya böyle Sen ne ölümüne düşünüyorsun? aşık. Böyle ölümüne aşık. Çünkü benim gibi mükemmel insana da hayatta hiç denk gelmemiş. O şekilde. Yani çünkü bunu Züleyha yaptığı için de ondan dolayı. Öyle bir şey yok yani. Ölümüne aşık. Tabii ben kendime yediremiyorum zaten. Utanıyorum. Çünkü ben böyle şeylere alışkın değilim. Mesela benim dün eski kayınpederim aradı. Benlik bir şey olsa bağlanabilirim dedim. Çünkü ben hani evlendim ayrıldım biliyorsunuz. Mesela ben eşimle dışarıda yürürken bir el ele tutuşmazdım. Tuhaf gelirdi bana. Keşke Hatta tutuşsaydın bizde da mesela başına gelmeyeyim. Keşke tutuşsaydın. çocuk mesela bizde büyüklerin yanında çocuk böyle kucağa alınıp çapur çupur öpülmez. Hani biz öyle gördük. Ya bir gün bana kayınpeder dedi ki oğlum dedi Ya yani geç onları elle ya. tutuşmakla ya da dedi şeyle dedi saygı olmaz. Ama biz böyle gördük. Öyle olduğum için ben çok utanıyordum ama kimse yok ya yanımda. Rahatım çünkü. O yüzden ben de ona uymaya çalışıyordum yani. Hani Yani başta ben dedik hep toplum ne der? Aynen öyle. Aynı işte. Aynı işte, Ya aynı. bu Yani Züleyha. Ya ben çok içten geleni, ya çok sevdiğinin içten elini geleni tutamıyorsun. söylüyorum. Çocuğunu sevemiyorsun. Çocuğuna dokunamıyorsun. Ondan sonra da birisi de sana gelip işte böyle gel nefesimi dinle falan deyince de diyorsun Deyince de ki bu da tabii çok... Oh, bu nasıl bir yelkenleri sevgiymiş. Ablacığım. Ben Ay işte beteri yarıda kaldı değil bu mi? zamana kadar Yapma. konuşamadım. Bir de işte dediğim gibi kendimi ifade edemiyorum. Gerçekten çok saçmalıyorum. Siz şey yapıyorsunuz, toparlıyorsunuz. Yani ben aylık falan değil. Ben 9 günlük kaldığım için ben ilk annemi 17 yaşında gördüm. O zamana kadar ben hiç aile ortamı, sıcaklığı hiçbir şey görmedim. İlk evlendiğim eşim de gördüm ailesini. Çünkü ilk evlendiğimin annesi babası ben anne baba oldu. Çok sevdim. Eşimle ayrıldık biz mesela. Ben en çok iki şey üzüldüm. Bir, ben annesi babası büyüdüğüm için kızım öyle olmasın diye çok çabaladım ona. İkincisi de o ortamı ben hiç hayatımda görmedim. Gerçekten bana anne babalardı yani. Öyle. Şimdi Züleyha da benim bu geçmişimi biliyor çünkü bana anlattı ya annesi babası falan büyüdüğümü. Ondan dolayı Züleyha da tabii gördünüz şeytan bir kadın. Ondan bana girdi. Ben de Züleyha'yı annem gibi gördüm. Hatta bana anne de anne diye çok ısrar da ediyordu yani. Ben senin annenim. Kim diyor ben senin annenim diye? Züleyha, ben kendi evladımdan görmediğim evlatlığı senden görüyorum. Saygıdan falan dolayı. Gündüz anne de diyormuş. Bu gündüz anneciğim diyormuş. Akşam Züleyha'ya aşkım diyormuş. O da gel Aynen benim çünkü boynumda yat ısıt beni diyormuş. Öyle konuşuyorlarmış. Ben çıldıracağım ya. Gerçekten Müge Hanım bak bazı şeyleri yeni duyuyorum. Ya ben bu Züleyha'ya sesleniyorum ya. Sen niye saklanıyorsun? Neredesin sen? Sen kurtulacağını mı zannediyorsun bu telefonları kapatmayla, çıkmayla? Bu bak gerçekten kardeş Züleyha'ya kızıyorum. Buna da deliriyorum Müge Hanım ben. Bak ben... Şimdi siz otelde kalırken öğleden sonra şimdi anlatıyorlar. Şimdi Ahmet anlatıyor, anlatıyor falan. Hanımefendi yeni yeni şeyler öğrendikçe buraya sabah bir geliyor iyice dolmuş. Bunu da yapmışlar, şunu da Evet yapmışlar. ya. Yani ya kardeşime Daha de şey sonra yapın. anlatmadığı kim bilir neler Evet vardı da ya. anlatmıyor. Dün dakika Bak bunu başını bak bu sağ. şimdi Anlatamıyorum öğrendim, yani. çıldırıyorum ya. Anlatamıyorum çünkü. Ne yaptın anlat bakın bana bir tane. Anlatamıyor. Bak 4 ay evvel bunu bana anlattığında bu engel oldu. Ondan bunu da parçalayasım geliyor. Dedim sür şu arabayı Eskişehir'e gidelim. O Züleyha'nın kıslandı. Sokağa alırdım ben o paraları ondan. Nerede saklı? Ama kurtulamayacaksın. O yolladığın resimler var ya Züleyha. Yolladığın resimleri. Sen biliyorsun benim köyde ne kadar akrabam, ne kadar candaşım olduğunu. Bugün akşam bastırıyorum. Sen bu canlı yayına ya Yapma çıkacaksın öyle ya ya. çıkacaksın. Öyle şeyler deme. Hayır, öyle Yapacağım. şeyler. Yarın Yok. cami duvarlarında senin Yok yok öyle resmin, şeyler o söylemiyorum. resimleri yapıştıracağım. Benim hakkımda da herkes bir Ha, şeyler konuşuyor. yapıştıracağım. Ben herkes Sen... biliyorum. Ben gerçekten dişimden tırnağımdan artırdım. İzmir bağlansın. Ben gerçekten insanlık yerinden çıkarak çalıştım abla. Öyle böyle Şimdi kazanmadım. Mehmet'ciğim... Beni ağlıyordu mesela. Mehmet, şimdi senin biraz Beni aklına... diyordu şeyde Mehmet'ciğim gel. bak...
Sokağa sor diyordu. Anladım. Ben merdiven sildim. Evi temizledim. İnsanların çoluğunun çocuğunun pisini temizledim. Ben senin nasıl kazandığını bildiğim için ben bunu yapamam diyordu. Abla işte diyorum ya, o bana göre konuşuyordu. Benim kızım, ben kızımdan bir kuruş görmedim diyor. Mesela Yaren zengin ya, ben ondan bir kuruş görmedim. Ben merdiven temizledim. Ama bunlar nasıl anlatıyor biliyor musun? Nasıl hüngür hüngür ağlıyor. Sen aslında Züleyha'nın tatlı dine kandın. Evet ablacığım. Şimdi... Nasıl ağlıyor ama anlatamam sana. Nasıl ağlıyor? Bak dün bir tane de arkadaşım yine aynı şekilde beni aradı. Ya, bak bir şey söyleyebilir miyim? Bak bunu bir kadın olarak söyleyeyim. Yani şu kadınların da böyle yani zırt pırt her şey ağlamasına da bu kadar üzülmeyin. Ağlayan insanın zaten hani o gözünden belli olur. Gerçekten mi ağlıyor? Yoksa seni kandırmak için mi ağlıyor? Güzel ablacığım, bir tane zaten benim arkadaşım... Zaten ağlayan biraz da şey gibidir yani, kedi gibiyiz ha, aslında. Bir tane yani biraz yanarda ağlarsın. Sen yani böyle her ağlayana da peşinden daha çok üzgün diye koşmamak lazım. Ben buna bastırdım ya, geleceğim artık polis savcı fark etmez, seni rezil edeceğim falan filan diye. Bir arkadaşımla gittim. Benden 10 yaş büyük arkadaşımla. Mesela o akşam beni aradı. Ya abi diyor, o kafede diyor, o kadın nasıl ağlıyordu diyor, eşi de yanında. Nasıl ağlıyordu diyor mesela. Bazı insanlar kolay ağlıyor da... Yani bak ben siz erkeklere söylüyorum yani karşı cins olarak. Ama bu Müslüme de yok ortada. Kardeşim Züleyha çağırıyormuş ya, Eskişehir'e gidiyormuş. Bunu da daha yeni çıkmadan önce dedi. Eskişehir'e gidiyormuş, Züleyha karşılıyormuş. Şimdi Sedat evde. Seni Müslüme'nin evine koyup saat 12'ye kadar bu Müslüme'nin evinde oturuyor. Ondan sonra otel para, otelleri var ama nasılsa otele de yerleştiremiyor. Para veremiyor Züleyha Hanım. Gece kocası işe gidiyor. Benim kardeşimi alıyor, yanında yatırıyor. Hayır yani nefes olarak söylüyorum. Şimdi nefes Gülden de, olarak. Gülden hayır, de hayır, belki de nefes sesi kaydetmiştir, onu dinletiyordur diyor. Ya her şey mümkün. Yani... Beni mesela karşıladığında Müslüme'ye götürdü, şimdi eşi bağlandı ya. Peki sen onun nefes sesini duyduğunda ne hissediyordun? Hiçbir şey hissetmiyorum. Utanıyordum. Ne hissedeceğim abla? Utanıyorsun. Bir açmışsın hep, dinlemişsin. Ya işte dinledim ama ya bir şey hissetmiyorum. Ne hissedeceğim ondan? Ama sen iki evlilik yapmışsın. Senin yanında da nefes alan veren kadın olmuş. Yani ilk gördüğün kadın değil ki senin bu hayatında ama be kardeşim. Ama Züleyha gibi alamamışlar demek ki o nefesi. Ama ilk aileyi de çok sevmişsin. Onun annesini, babasını, anne baba ne gibi benimsemişsin. Evet. Anlamadım. Yani hani çok da... Ne bileyim hani gözü kapalıydı da işte hayatında şimdi, ilk defa Züleyha, evet Züleyha çok mükemmel bir durum. Züleyha çok iyi bir anne çünkü beni anlayabilen bir anne. Her şeyime değer verebilen bir anne. Yaren de öyle bir kimsesiz ya. Yaren de çok güzel bir eş olacak bir eş. Çünkü konuşmalarda hep beni o şekilde o duruma getirdikleri için Mehmet Bey daha kıramıyorum. Evlilik yapmış bir insansın. Daha önce karşındaki hanımın sana karşı olan hissiyatını ifade ederken nelerin gerçek, nelerin yapmacık olduğunu da az çok teşhis edebilecek bir evet. hayat tecrübem var. Bütün bunlara rağmen hala bunun bu boş hayali konuşmalarına bu kadar kendini kaptırman, bu kadar inanmış olman normal o biraz hayatın evet. akışına uymuyor. Yani normal mantıklı bir insan daha evvel evlilik yaşamımızın hani ilk gözünü açtığın kişi olsa hayatında ilk defa bu kadını, bunun sesini duysan, edersin ki ya ben hayatımda başka bir kadınla konuşmadım. Her şeyin böyle olduğunu zannediyordum. Normali bu zannediyordum. Ama daha evvel evlilik yapmışsın, hatta kaçıncı evlilik yapmışsın? İki tane mi? He. Çocuk yani, var. Çocuk var. Yani bu konuda bayağı tecrübem var. Yani sen daha şimdi yani benim tanımış... elime kadın eli değmedi diye burada anlatıyorsun hayır, da yani. Hayır onu siz yanlış anladın Müge Hanım. O şekilde demedim yani. Hani ben gezip tozup değil de mesela biriyle tanışıyorsam geziyorum, tadım, tozuyorum. Hani görüşüyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Anlaşıyoruz, evleniyorum. Yani ne kadar ben zamanda? Yani bu... 3 gün sonra. 2 ayda olan da oldu. 5 ay sonra olan da oldu. Yani ben ilk eşimle 2 ay sonra evlendim tanıştıktan mesela. Ve bir de bu aldanmaların 40 ay 5 gün devam etmiş. Yani o Ahmet'in ki. O Ahmet'in ki. Ahmet Bey'in. Ahmet Bey'in. Evet. Yani bunların da hep şanslıkları birbirine ben artık yani. Aynı kadın. Aynı kadın. aynı artık... kadın. Mehmet Bey'de başka, Ahmet Bey'de de 3 sene, 3 ay, 2 ay, 5 gün. Ahmet Bey'in bir de abisi var. O çabuk uyanmış. O... Çabuk ama, uyanmış telefonu falan Ahmet Bey'in abisi var ya şahitlik yapan. Arkadaş. Ondan da Allah hayır razı dedim. Olsun. Dün öfkeyle sinirle de yanlış bir şey söylediysem de kardeşim Allah razı olsun. Ben şunu şey yapıyorum. Ya bu Züleyha'yı tanıyan Allah aşkına siz de cesaretli olun şuraya getirin. Ya ben bilmiyorum ya gerçekten çıldıracağım. Ben savcılara, hakimlere dediğim gibi
Eskişehir Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum ya. Ben bu kadını almak için benim bunu öldürmem mi lazım ya? Öldürmem mi lazım? Sakın sakın öyle şeyler söyleme. Ama zıvanadan çıkıyorum. O zaman seni gelir alırlar yani. Onu söyleyeyim de orada beklemezler hiç. Ya bu duruma getirdiler rezil beni edeceksin, ya. Rezil. Ben buradan çıkıp ben Züleyha sen çıkmazsan ben buradan çıkınca elimde senin o güzel posterlerin var ya. Kardeşime gönderdiğin o resimler, lavabolarda çektiğin onu hem Eskişehir sokaklarına senin adresini biliyorum. Hem de çatının duvarlarına asacağım. Senin kayınbabayın, senin kayınbaban kaynanan çıkamıyormuş utancından. Senin baban utanmadan seni yetiştiren baba çıkıp oturuyormuş. Yarın baksın kızının resimlerini övünsün. Ya öyle şeyler söyleme. Annelerin ama hayır diyormuş ki yani bundan önce bir ay önce daha benim diyormuş bir oğlum kaç kızım olacağına Züleyha tamam, gibi bir söyleme kızım yani. Mehmet'in ya, Mehmet'in de yaptıklarından sen sorumlu değilsin yani. Değilim. Kimse kimsenin yaptığından sorumlu değil. Şu bandın ben devamını de izleyelim. Sana. Bandın devamı var. İşte o da diyor ki Züleyha benim yuvamı yıktı. Bir de şöyle bir şey var ablacığım ben buraya çay ispatlama geldim. Diyormuş ya 300 verdim 500 verdim işte verdi geri verdim. Gelsin o zaman ya. Gelsin benim gibi göstersin verdiklerini. Gelsin çıkarsın hadi de verdim diyormuş da. Ya vallahi Mehmet bak sana bir şey söyleyeyim. Yani nefesi de anlıyorum. Yani vardır belki böyle nefes dinleyen falan. Şimdi yani şey yapmıyorum bak bunların hiçbirini. Hayır öyle yapma olabilir. Ya beraber vallahi uyumak isteyen olabilir falan. Ona hiçbir şey söylemiyorum. Fakat bu konuştuğumuz kadın yani hiç yüzünü göstermiyor. Şey yani yüzünü görmediğim bir adamın nefes sesini de duysam ne olacak, duymasam ne olacak? Yani hiç yüzünü görmemişsin ki. Yüzünü görürsün ayrı şehirlerde olsun konuşurken uyursun da anlarım o neyse dün konuşurken uyuyakaldık. E şimdi sen hiç yüzünü görmediğin bir kadının nefes sesiyle işe gitmişsin de dedi falan yani ne oluyor yani? Ya ne olacak yani bu bir tıkanacak deyip de sen de arayacaksın uyanmayacaksın ne diyeceksin yani hani anlamadım ben. Hani orası saçma. Yoksa hiç bunları yadırgamıyorum. Ya çok şey saçma ki zaten şu anda baştan sonra inanamıyorum. Saçma. Çok baştan şey saçma. Sonra saçma ve yani şimdi ben mesela Fadime Hanım'ın öfkesini yayını başta kaçıranlar olabilir. Şunu şöyle anlatayım yani bu adamın 5 tane arabası olan işte araba kiralama işi yapan falan filan bir adamken şu anda bunu sakın yanlış anlaşılmasın küçümsemek için söylemiyorum. Bütün malını mülkünü kaybettikten sonra şimdi bir başka yerde kurye yapıyor, kuryecilik yapıyor. Pizza dağıtımı yapıyor. Adam yani bir işletme sahibiyken şimdi pizza dağıtan bir kuryeci. Sıfıra düşüyor. Ya sıfır. Çocuğuna bakamayacak duruma geldi evdeki bir çocuğuna. Ya ben çocuğunun rızkını, ben o yağmurumun rızkını sana yedirmeyeceğim. Ben her şeyi göze aldım. O gırtlağına geçen lokmaları var ya senin gırtlağından ben elimle çekip alacağım Züleyha. Çıkacaksın buraya. Benim kardeşim seni dolandırmış. Ya bir şey söyleyeceğim. Buraya çıkıp çıkmaması önemli değil. Zaten şimdi hep bağlansın. Beraber. Hayır, hep beraber. Siz bu bir araya getirdiğiniz evet, suç duyurularıyla gittiğiniz zaman bunun adı nitelikli dolandırıcılık. Yani mecburen o paraları bir şekilde ödemek zorunda çünkü elinizde sayfa sayfa dekont var. Evet. Şimdi o dekontların bir karşılığı olmalı. Karşılığı olmadığına göre bakayım. Bakar mısınız? Sayfa sayfa dekont var. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bir de birden fazla kişi. Bakar mısınız? Sayfa sayfa derken bir dakika göstereyim size bak. Hayır o daha üçte biri elinizdeki. Şu kadar. Üçte biri o dekontun. Yani öyle az değil. Ha? Üçte biri elinizde, hepsini çıkartmadı mı? Ve her bir sayfada nasıl tutsam, her bir sayfada bu kadar gönderi var. Gözüküyor yüzlerce mu? Yani. Ya. Parladı, niye parladı? Ben şey... Şu kadar. Yüzlerce. Elden verdikleri sonra, bu kadar sayfa dekont var. Yani ben bu öyle az buz bir şey değil. Yani kusura bakmayın şunlar da var. Ahmet'in, Mehmet'in gönderdikleri. Gönderilen paraların dekont. Tabii. Bu şimdi yüzük ya bile... Mesela ayın 5'inde 5-1-2000 mesela bak 5-1-2018 1-2-3-4-5-6-7 kere 8-1 1-2-3-4 kere 9-1-2-3-4 bir de sen aynı gün kaç kere gönderiyorsun yani? İşte şöyle Allah ya sen de var ya bu bilezik yüzük sen var ya ondan sonra kırık, işte ben sana söyleyeyim sen buradan çık şimdi bir sene sonra da başka bir şey sen bulaşırsın ha senle de kafa kırılmış be çocuğum. Ablacığım hani o, yani da, o da şimdi şu şekilde. Şimdi yüzük bilezik falan onlar parasını geçtim. Şimdi bu kardeşi hani yahu senin ameliyat oldu ya. Anlaşamadığım konu şu. Bak ne diyorum. İşte onu anlatacağım hayatta abla. Hayatta herkes dolandırılır. Dolandırılmayan diyen varsa dolandırıldığının farkına varmamıştır. Evet. Bak hepimiz dolandırılmışızdır. Dolandırılabiliriz biliriz de. Ama şimdi bu kadar bunları göndermişsin yüzük müzik. Yahu hiç yüzünü görmemişsin ya. Sen kaç yaşındasın? 37. 37 yaşında adam yüzünü görmediği kadına yüzük mü gönderir ya?
İşte yüzüğü gönderdim, şimdi nişanlanacağız, evet, şey yapacak ya. Ondan... Ya niye nişanlanıyorsun? Görmemişsin ki hiç. Nasıl nişanlanırsın? İşte görüşeceğim. Mesela şimdi gideceğim, zaten görüşeceğim. Belki gördüğünde beğenmeyeceksin. Evet. Belki beğenmeyeceksin. Belki kokusunu sevmeyeceksin. Ya. Aynen öyle. Mesela fotoğraf falan öyle. En az öyle bir yani şey de şimdi... olursa. Ha öyle bir şey de olursa yine söylüyorum. Züleyha'ya dayanıyorum. Çünkü diyorum ki Züleyha'dan alacağım. Olmadı mesela bu iş, birbirimizi beğenmedik. Tamam, bu iş bitecek. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.